Herkese Brüksel'den günaydın arkadaşlar. Daha doğrusu Charleroi Havalimanı'ndan. Dün gece buraya vardım. Güzel bir sorgunun da ardından ülkeye girdim. Ve havalimanında yattım gece yerde. Şimdi ise Brüksel şehir merkezine doğru gideceğim. Otobüs biletimi philipco.com'dan aldım. 16 euro 60 cent. Bilginiz olsun. Fiyatlar bu şekilde. Şimdi ise otobüsün yanına gidiyorum. Saat burada 6.30. Güneş doğdu ve hava çok güzel. Onu söyleyebilirim. Şimdilik bu kadar. Şurada da yazıyor Brussels Midi. Ve gidiyoruz. Evet dostlar, az önce otobüsümüz kalktı. İki katlı bir otobüs. Hayatımda da ilk defa iki katlı bir otobüse biniyorum. Ve böyle. Charleroi Havalimanı'ndan Brüksel yaklaşık 1 saate yakın sürüyor otobüsle. Şimdi ise yolculuğun tadını çıkartma zamanı diyelim. Ve evet arkadaşlar, Brüksel'e vardım az önce. Otobüste tam da dediğim gibi yaklaşık 1 saat sürdü. Ve şimdi size dün akşamdan bahsedeyim biraz. Sofya'dan bindim uçağa, geldim, indim Brüksel'e. Pasaport kuyruğu çok fazla vardı ki aslında samimi söylüyorum, bir Avrupa ülkesinde en fazla beklediğim pasaport kontrol kuyruğu buradaydı diyebilirim. Onun dışında kaç gün kalacağımı sordu, kalacağım günler boyunca nerelerde olacağımı sordu, cevapladım, nerede kalacağımı sordu. Burada herhangi bir dokümana bakmadı, ne otel rezervasyonu ne dönüş bileti. Sadece benim kredi kartımı görmek istedi. Kredi kartımı gösterdim. Kredi kartında da sadece üzerindeki isimle pasaporttaki ismi eşleştirdi ve damgayı vurup beni saldı, aldı ülkeye. Onun dışında yerde yattım dedim ya, bayağı böyle yere serilip yattım. Yer yoktu fakat uykumu almışım. Gayet iyiyim şu anda. Biraz da yürürken burayı fark ettim. Burası da Porte de Hall diye geçiyor. Fakat Fransızca telaffuzum hiç olmadığı için yanlış telaffuz ediyor olabilirim. Porte de Hall diye yazılıyor. Yanlışımız varsa affola. Ben ve çantam bütün gün dolaşacağız. Hostelin check-in'i bir öğleden sonra falan başlayacak büyük ihtimalle. Onun dışında 27-28 saatim falan var Brüksel'de geçirebileceğim dolu dolu. Doya doya da geçireceğiz bakalım. O zaman dolanalım. Arkadaşlar, Efe klasiğidir. Belçika damgası böyle. Göstermiş olayım. Klasik Avrupa Birliği ülkelerinin kullandığı damga. Onun dışında şehir planlamasını çok beğendim. Daraltmayan bir yapı var. Hani evet, burada bir hayat dönüyor fakat burada da gayet nefes alınabilir bir yaşam alanı sunmuşlar insanlara. Onun dışında Brüksel hakkında bir bilgi vereyim. 24 saatlik toplu taşıma bileti 8 euro 90 cent yanılmıyorsam, ki ben de ondan alacağım çünkü hem gün içerisinde kendimi çok yormamak adına kullanacağım, hem de yarın sabah istasyona giderken biraz daha rahat davranmak istiyorum. O yüzden alacağım. Tek biniş 2,5 euroymuş yanılmıyorsam. Yani 2,5 vermektense 8,5-9'u tek seferde vermek daha mantıklı. Çünkü o olduğu zaman sınırsız olmasının rahatlığıyla sürekli binip gezebilirsiniz. Öyle. Şimdi şu binaya biraz yakından bakalım. Her ne kadar talilatta da olsa. Gidelim bakalım. Şu bizim ilgimizi çeken koskocaman bina arkadaşlar. Brüksel'in Adalet Sarayı. Şöyle biraz kapısındaki figürleri göstereyim. Şurada terazimiz var. Adalet terazisi. Burada da var. Böyle gayet güzel bir bina. Ve bir dönme dolaba geldik. Ardında da Brüksel manzarası var. Hatta zoom yapayım, görebilecek misiniz? Atomium bile şurada, bakın, görebiliyoruz. Ki Atomium biraz merkezden uzak bir yerde konumlandırılmış. Ona rağmen. Hemen o zaman şu manzaraya bir bakalım.
Evet arkadaşlar, gelin biraz bir yüksele bakalım buradan. Aslında gerçeği söylemem gerekirse birkaç spesifik şey dışında çoğu şeyi seçmek zor. Onlar da zaten ünlü yapılar vesaire, fakat yine de bir manzara görebilirsiniz. Ay ya. Kuş bokuna çarptı elim. Hemen elimi temizleyeyim. İşte gezerken böyle şeyler de olabiliyor maalesef. Şehrin her yerinde hemen hemen kendinizi premium hissedebiliyorsunuz. Bu caddeler sebebiyle de. Hani gerçekten şu ana kadar gözüme batan garip bir şey olmadı. Yani şehrin o premium havasını birden düşürecek olmadı yani. O yüzden Brüksel gerçekten güzel bir şehir ve bu kadar güzel olmasını beklemiyordum. Klasik bir Avrupa şehridir diye düşünüyordum, fakat güzelmiş. Şimdi de böyle bir meydandayız. Vallahi keşfet keşfet bayağı şeyler çıkıyor içerisinden. Gerçekten güzel şehir. Burası da tadilat altında olan Kraliyet Sarayı. Bilmeyeniniz vardır belki, Belçika'da parlamenter monarşiyle yönetilen bir ülke. Şimdi karşısı Brüksel Park arkadaşlar. Oraya da bir bakış atalım. Hem de temiz hava alırız biraz. Parkta bu şekilde bir sürü ileriye doğru figürler var. Onun dışında park çok büyük değil. Sarayın hemen karşısında. Fakat istenen doğal rahatlığı veriyor bence. Onun dışında şimdi Brüksel hakkında bir eleştiri yapacağım. Arkadaşlar, geldiğimden beri burada duyduğum en çok ses siren sesi oldu. Polisler ve makam araçları gerçekten çok seviyorlar siren kullanmayı. Ama şöyle söyleyeyim. Yani Türkiye'de bile bu kadar görmediğim zamanlar oluyor. Hani çok abartılı biçimde bir siren kullanımı var. Sebebi ne bilmiyorum, bugünle mi alakalı. Fakat rahatsız edici oluyor bir yerden sonra. Bu da Brüksel hakkındaki bir eleştirim olsun. Şimdi de biraz dinleneceğim oturup. Bu arada bu bisikletliler de polis. Bisiklet devriyesi yapıyorlar sanırım. Yatsınlar. Hoppa. Hazır gelmişken istasyondan geçiyordum arkadaşlar. Hemen bileti de alayım. Size de göstereyim nasıl alındığını. Kağıt bilet. İyiye bir basalım. Unlimited number of journeys from the first validation to end of the operative service valid on the entire STIB, MIBB network except from Brussels Airport. Cost of the transport rules for more details. Okay. 8 euroymuş arkadaşlar. Bundan alacağız. Bank card without receipt diyelim. Ve kartımızı okuttuk. Şu an please wait diyor. Approved. Wait for goods. Aldım arkadaşlar. Böyle bir şey. Burası Sanat Tepesi dostlar. Buradan şehri gözlemleyebiliyorsunuz. Tabii oraya, daha tepeye doğru çıktıkça daha güzel bir gözlem yapma şansınız oluyor. Hatırlarsanız da az önce şu sarayın önünden geçip ilerlemiştik. Öyle. Şimdi sanırsam şuradan gideceğim. Bir Lidl Market'e gideyim. Sudur, kahvaltılıktır bir şeyler alayım. Onları atıştırayım biraz. Acıkmaya başladım çünkü. Sonra da artık merkeze doğru, fotoğraflarda gördüğümüz Brüksel'e doğru ilerlemeyi düşünüyorum. Daha önce de videolarımı izleyenler bilir ki ben yağmur çeken bir insanım. Gittiğim ülkede yağmur eksik olmaz ben gezerken. Şimdi Lidl'a gittim, suyumu aldım, ufak bir atıştırmalık bir şey aldım, onu yedim. Depotam, şimdi arkadaşımla konuştum, daha önce Brüksel'e gelmişti. Ondan birkaç tavsiye aldım. Onun üzerine Leopold Parkı'na doğru gidiyorum, metro ile gideceğim. Haydi bakalım. Şu
metroya bindim ve gidiyorum. Direkt istasyonun girişinde kredi kartını okutabileceğiniz ya da bu şekilde pes alırsanız onu basabileceğiniz validator'lar var, makineler var. Direkt onlardan basarak geçiş yapıyorsunuz. Basmazsanız da cezası var. Bu arada bayağı da otantik bir metroymuş. Tahtalı mantalı böyle. Görünümlü en azından. Beğendim. Az önce metrodan çıktım dostlar. Şimdi ise bir müzeye gidiyorum. Adı House of European History, yani Avrupa Tarihi Müzesi. Girişler ücretsizmiş. Çok güzel, sardı. İşte şimdi bir oraya gidiyorum. Oradan size birkaç kesit alacağım. Ardından da bu bölgede ziyaret edecek birkaç yer var. Onları da ziyaret edip devamına bakacağız. Şimdi evet, yeşile döndü. Böyle bir tablet verdiler. Fakat çok çekebileceğim bir müsait ortam yok. O yüzden gezeceğim sadece. Tek diyebileceğim şey, şu arabanın içerisinde başka bir hayat yaşıyorsunuz. Müzeden şimdi çıktım. Çok bir kayıt alamadım, kusura bakmayın. Fakat müze bayağı iyi. Hani ücretsiz gezilebilecek bir müzeye göre çok iyi. Başta söyleyeyim, girişte donunuza kadar arıyorlar üstünüzü. Kemer falan hepsini çıkartıyorsunuz. Yani uçağa biner gibi. Haberiniz olsun. Onun dışında müzeyi özetleyeyim kısaca. Avrupa medeniyetinin başlangıcından itibaren günümüze kadar gelen bütün olaylar, işte Rönesans'tır, reform hareketleridir, sanayi devrimidir, Birinci Dünya Savaşı'dır, Avrupa Birliği'nin kuruluş süreci, İkinci Dünya Savaşı vesaire vesaire, bütün her şeyi ele almış. Soğuk Savaşı da içeriyor. Gayet güzel bir müze olmuş. Böyleydi yani. Burası da Leopold Parkı. Haritada göreceğimiz gibi ortasında bir göl vardı ve o göl bu işte. Burada da biraz hava alıyorum ve gezime devam ediyorum. Hostel 2,5 gibi alırız demiş yazdığım mesajda. Erkenle gelebilirsiniz ama garanti etmiyoruz demiş. Ben büyük ihtimalle 2 gibi, 2,5 gibi orada olacağım. Ondan sonrasına da bakacağım. Zaten hayli hayli vaktim var hala. 2 saatim falan var daha. Ücretsiz olan müzelerden bir tanesi de bir Art Museum. Şimdi buraya giriyorum. Böyle bir yer. Tablolarla dolu. Viyat Müzium'un hemen yanında Citizens Garden var. Yani Avrupa Parlamentosu'nun bahçesi oluyor. Avrupa Parlamentosu da şu arkamda gördüğünüz bina. Şimdi onun önünden geçeceğim. Ondan sonra da Sinkantune'ye, herhalde öyle okunuyor, bilmiyorum. O park var. O da bana yakın. Oraya gideceğiz. Sonra da hostele geçeceğim. Bu Belçika serisini de 2 video yapayım diye düşündüm. Çünkü çok uzun olacak öbür türlü. Öyle. Şimdi o zaman parlamentoya gidelim, hadi. Üye devletlerin bayrakları ve binanın kendisi burada. Bayrakların devamı da orada. Avlusu böyle. Bayağı donanımlı bir bina. Şuraya kadar gidiyor arkadaşlar. Yani şöyle göstereyim. Bayağı böyle kocaman bir tesis burası. Sanırsam şöyle bir kuyruk var ziyaret etmek isteyenler için. Hiç gerek yok. Beklemeyelim. Yeteri kadar yer gördük. Dışarıdan görmek bile benim için yeterli geliyor böyle yerlere. Haydi oturalım. Rahatlık testi yapıyorum. 10 üzerinden 9 verdim arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. Ve evet dostlar, böyle koskocaman bir kapıdan geçtikten sonra
parka ulaşıyorsunuz. Her yerde bir sürü ağaç, her yerde bir sürü peyzaj çalışması yapılmış alan. Renkli renkli çiçekler ve daha nice şeyler var. Burayı da çok beğendim. Evet, yani Brüksel'e gelirseniz durağınız kesinlikle bu Sint-Antoine Parkı olsun. Alta yazacağım büyük ihtimalle çünkü okuyunca da anlaşılmıyor yani. Doğru okusam da anlaşılmıyor, yanlış okusam da anlaşılmıyor. Her neyse. Bu parktan da böyle. Artık bir hostele gidelim arkadaşlar, değil mi ya? Yorulduk. Bebomina benim hostelim arkadaşlar. Geldim. O zaman Brüksel Vlogu 2'de görüşmek üzere.